Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'nın katılımıyla düzenlemiş olduğu konferansta İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızı Başbakanlık Başmüşaviri Yiğit Bulut'la buluşturdu. Yoğun katılımdan dolayı yer bulmakta zorlanılan salonda davetliler arasında Başkonsolos Aslı Oral ve eşi Can Oral, basın müşaviri Hacı Mehmet Gani, Ben Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın, Turizm ve Tanıtma Ateşesi Hilal Demirel ve çok sayıda STK temsilcisi yer aldı. Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı Başkanı Emre Hasan Yılmaz'ın yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından söz alan Başbakanlık Müşaviri Muhammer Çığlık, katılımcılara Türkiye'nin kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkma konusunu işlediği konuşmasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısa adıyla TİKA hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Biz de Türkiye'nin bu gelişmişlik ekonomik seviyesiyle yurt dışında, ülkenin dışında bize ait yani eski tarihi geçmişten günümüze kadar olan eserlerin gün yüzüne çıkarılıp bunların onarılmasıyla alakalı, bugün bu restorasyonlarla alakalı ve yeniden Türk tarihi ve kültür mirasımızı Türk tarihi mirasına kazandırma adına önemli TİKA tarafından yapılan önemli konular vardı. Onları bugün ele aldık. Davetlileri bilgilendiren Yiğit Bulut, ardından arkadaşımız Mehmet Çelik'in sorularını da cevaplandırdı. Ve bütün dünyada uygulanan sistem Türkiye'de uygulandı. Ne yaptılar? İlk önce içeride bir montaj sanayi kuruldu. Nasıl kuruldu? Dışarıdan içeriye verilen imtiyazlarla. O montaj sanayi içeride bir burjuva sınıfı semirtti. O semiren burjuva sınıfı kendi medyasını kurdu. O semiren burjuva sınıfı kendi bankasını kurdu. Ve burjuva, kendi medyası, kendi finans sistemi üçgeninde 1946'dan 2003'e kadar başa gelen hükümetlerin asla tam olarak iktidar olması mümkün olmadı. Neden? Montaj sanayi sizde, burjuva sizde, medya sizde, finans sistemi sizde. Yani bir tarafta halk, bir tarafta yerleşik düzen. Bir tarafta halk 140 katrilyonluk bütçenin 70 katrilyonluğuyla bir sene geçiriyor. Bir tarafta yerleşik düzen 140 katrilyonluk bütçenin 70 katrilyonu daha birinci günden alıp cebine koyuyor. Gençlerden oluşan bir gruba sesleniyorsunuz. Bugünlük yorumunuzu alabilir miyim sizden, değerlendirmesini? Evet, teşekkür ediyorum. Her şeyden önce niye buradayız onu söyleyelim. Bildiğiniz gibi TİKA'nın hizmetlerini anlatmak için buradayız. TİKA'yı anlattık. TİKA'nın özellikle restore ettiği kültürümüzü, tarihimizi paylaştık. Ve bulunmamızın bir sebebi daha var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 10 yıldır büyük cihan şumul ayağa kalkmış bir devlet olmaya karar verdi. Dolayısıyla biz dünyanın her yerinde Türk vatandaşları olarak üzerimizdeki görevleri de bilerek bu büyüklüğü yaşatmak, vatandaşlarımızla hep birlikte olmak, onlardan almak ve onlara vermek için buradayız. Gerçekten mükemmel bir salon. İçerideki insanların katılımları mükemmel. Bakışları, konuşmaları, verdikleri anlam mükemmel. Dolayısıyla ben UETD'ye her şeyden önce çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonları yaptıkları için. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Yapmaya çalıştık, en azından öyle söylemek daha doğru olur. Ve dilimizin döndüğünce Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini buradakilerle paylaştık. Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz, katılımın yoğunluğunun kendilerini memnun ettiğini söyledi. Öncelikle yine ben de her zaman bizi yalnız bırakmadığınız için basın olarak, gerek genç kardeşlerimiz olarak yine toplantımıza, konferansımıza iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir yerde konferansımızı icra ettik. Malum İsviçre'de genelde bu zamana kadar konferanslarımızı Hilton Oteli'nde icra ediyorduk. Bugün Zürih HVZ Üniversitesi'nde Yiğit Bulut Beyefendi ve Muharrem Çığlık Beyefendi'yi davet ederek bir konferansımızı gerçekleştirdik. Bu konferansımız aslında bir proje adı altında gerçekleşiyor. Bu projenin adı da Serbest Kürsü. Bundan sonra inşallah insan kaynağı ve maddi durumlar el verdiği müddetçe her ay bir üniversitede veyahut bir otelde Serbest Kürsü adı altında bir konu belirleyeceğiz ve o konuyla ilgili bir konuk belirleyeceğiz ve bundan sonra müstakbel zamanda böyle konferanslarımızı icra etmeye devam edeceğiz.